İndi yana pandas paketi bilan ishlashni davom ettiramiz. Avvalom bor pandas paketida ma'lumotlarni qanday qilib Google Colab'ga yuklashni o'rganamiz. Xo'sh, ma'lumotlarni qanday yuklaymiz? Buning uchun eng maqbul yo'l bu. Avvalom bor biz Google diskka ma'lumotlarimizni yuklab olishdir. Ya'ni demak, Google kompaniyasi mahsulotlari demak dasturları bu yerde ro'yxat turibdi. Bundan mana bu sizde agar rus tilida bo'lsa Google Disk bo'lishi mümkün. Google Disk mana ingliz tilida bo'lganligi uchun Google Drive turibdi. Shunga kiramiz. Keyin yangi papka yaratamiz. Buning uchun mana bu yerda создать, agar ingliz tilida bo'lsa create yoki new bo'lishi kerak. Papka, demak folder bo'ladi inglizchasiga. Dataset 1 deylik. Demak, yangi papka yaratildi. Mana dataset 1 degan yangi papka yaratildi. Biz Google Disk ichida yoki Google Drive ichida. Endi ma'lumot yuklaymiz. Buning uchun sichqonchaning o'ng tarafini bosadigan bo'lsak, загрузить файл. Demak, manda demak mana bu papkanın içinde Tesla degan iki xil formatta ma'lumotlar bor. Ulardan biri Excel formatta, ya'ni XLSX kengaytma bilan, ikincisi CSV formatta, comma separated value deymiz. İkalasi ham bitta ma'lumot, faqat iki xil formatda turibdi. Bularning ikkalasini belgilaymiz. Open ni bosamiz yoki Открыть ruschasiga. Mana bu CSV formatda va XLSX formatda, ya'ni Excel formatda data yuklandi. Agar Excel oldingi versiyasi bo'lsa, XLS kengaytmasi bilan turishi mumkin. Demak, ma'lumot bizni Google diskimizga yoki Google Drive'ga yüklendi. Endi nima qilamiz? Mana bu yerda papka belgisi bor. Shuni bosamiz. Ve mana bu yerda mana bu belgi bosadigan bo'lsak Mount Drive, agar rus tilida bo'ladigan bo'lsa boshqacharoq bo'lishi mumkin. Значокdan bilib olasizlar. Mana bu значок. Mount Drive degani siz Google Colab'ni Google Drive'ga bog'lab beradi. Bosamiz. Bosamiz. Demak, Google Drive'ni Google Colab'ga ulayapti. Biroz vaqt oladi. Demak, bog'laganini qayerdan bilamiz? Mana bu yerda Drive papkasi paydo bo'ladi. Bosamiz. My Drive. Bosamiz. Yana bu yerda dataset 1 biz yaratgan ma'lumot. Mana bu yerda endi ikkita ma'lumot turibdi. CSV formatda va XLSX formatda, ya'ni Excel formatda. Keling, Exceldan boshlaylik. Mana bu 3ta nuqtani bosadigan bo'lsak, bu yerda copy paste. Demak, 4-chida turgan rus tilida bilmadim, aynan qanday bo'ladi? Copyright paste ruschasiga yozilgan bo'lishi kerak. Hop, demak, copy paste deganini nima nazarda tutyapti? Mana shu papkani manzilini kopya qilib oldik. Avvalambor ta'kidlab o'tish kerak. Men ish jarayonida hozir darsni yozayotganimda birinchi, ikkinchi, uchinchi darslarni ketma-ket bir vaqtda yozayotganligim uchun tepadagi buyruqlar allaqachon bajarilgan, ya'ni NumPy va Pandas paketlari yuklab olingan. Shuning uchun men bu yerga import NumPy as MP, import pandas as PD deb yozishim shart emas. Demak, bu allaqachon qilib bo'lingan. Agar siz o'zingiz ishlayotgan bo'lsangiz, ya'ni qaytadan ishlayotgan bo'lsangiz, hali yuklamagan bo'lsangiz, qaytadan yuklab olishingiz kerak. Ya'ni misol uchun 3-chi darsdan boshlab ko'rishni boshladingiz, ha? Misol uchun oldin 1-2ni boshqa kun ko'rdingiz, 3-chini hozir ko'ryapsiz-da. Shunda noutbukni boshlaganingizda, demak, NumPy bilan Pandas'ni chaqirib olishingiz kerak. Demak, men allaqachon chaqirganman, shuning uchun shart emas.
Ve data degen demek yani data frame'imizge data deb nom beraman yani import qiladigan data frame'imizge ve PD men PD deb chaqirgan edim pandasni nuqta read chiziqcha Excel funksiyasi ve bu yerda qo'shtirnoq ochamiz va boyagi pastni shu yerga qo'yamiz. Va data. Control shift. Ana demak Excel data shundoq tushdi. Endi datamizni hammasini ko'rib o'tirmaymiz-da, boshidagi 5 qatorni ko'rmoqchi bo'lsak, add funksiyasidan foydalanamiz. Add. Add funksiyasidan foydalanganimizda boshidagi 5 qatorni çıkardı. Demek bizning ma'lumotimiz ishlashga tayyor. Birinchi ishimiz mana bu date'ni indeks qilib belgilab olish mumkin. Bo'lishi mumkin. Tepada biz bu ishni mana bu data birga nisbatan qilgandik. Keling. Ctrl C oldingi darsimizda. Biz hozirgi datamiz nomi data. Ve o'zgaruvchimizning nomi ya'ni ustunimizning nomi date. Mana vaqtni, vaqt indeksini belgilab oldim. Demak, bu Excel'dagi datani yuklab olish. Bunda pandasning read Excel funksiyasidan foydalandik. E'tibor bering, funksiya Kaos va Kaos ichiga mana bu pastni, ya'ni boyagi Google Drive'dagi manzilni to'g'rirog'i qo'shtirnoq ichiga olib tashladik. Endi keling yana shu ishni boshqatdan qilamiz. CSV failiga nisbatan qilamiz. Demak, mana bu tugmani bosadigan bo'lsak, biz allaqachon Google Drive'ni Google Colab'ga ulab bo'ldik. Shuning uchun yana qaytadan qilishimiz shart emas. 3 ta nuqta, copy paste berkitamiz va bu datani oldingisidan farq qilib turish uchun keling data 2 deylik. Data 2 PD read chiziqcha CSV. Çünkü bizim datamız CSV formatta. Koşturna açamız, koşturna açıya pasını yüklememiz. Data 2. Shift Enter. Bana data yani yüklendi. Yani demek. Add. Shift Enter. Aslında 5 katar yüklendi. Ve yani demek bana bu demek date variable'ını, date özgürlüğü için vakt sıfatı birleşimiz mümkün. Şimdi datamız normal data 2 idi. Set index funksiyasından faydalanıyor. Demek, malumat yüklendi. İşleş üçün tayyor. Bu malumatını Google Colab'ke import kılışını kursatadı. Browse'dan keyin ders oxirida Jupyter notebook'ta qanday ishlatishini ham ko'rsataman. Chunki ma'lumotlarni import qilish Jupyter notebook'ta nisbatan osonroq. Ya'ni Jupyter notebook'ta faqat lokal protsessor lokal kompyuterdan xotirasidan foydalanayotganligim uchun bu jarayon nisbatan osonroq. Demak, ma'lumotni yuklab oldik. Ma'lumot yuklab olganimizdan keyin biz ma'lumotimizdagi ustunlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, columns funksiyasi bilan. Hop, demak, data 2 ve data 1 data deb belgiladik bu datamızı. Umuman data kontekstiga keladigan bo'lsak, bu Tesla kompaniyasining aksiya narxlari 2010 yildan 2017 yilgacha kunlik ma'lumotlar. 7 yillik kunlik ma'lumotlar. Demak, data yoki data 2 ikkalasi ham bir xil. Bittasi Excel'dan olganmiz, data frame'ga aylantirdik. Bittasini CSV formatdan olib, data frame'ga aylantirdik. Ikkalasi ham bir xil. Keling, datani o'zidan foydalanaylik. Data columns. Demak, bizda quyidagi ustunlar bor. Date, open, high, low, close, volume, adjusted close. Demak, bu ustunlarımızın nomi. Endi o'zgaruvchilarga qanday qilib, ya'ni bu yerda ustunlarni biz o'zgaruvchilar deb nomlaymiz.
Demek şu manada date ne kadar vakt indeksi de supply diyen borsak open 1, 2, 3, 4, 5, 6'da özgür uçu var. Hani şu 6'da özgür uçumuz, miktarı özgür uçumuz ge kanday kılıp kremiz. Yani kanday kılıp şu bu özgür uçlarge kankadır demek müracaat kılamız. Bunun için data frame'imizin yazımız nokta ve özgür uçum namını yazışımız mümkün. Sadece open degen özgür uçumuz var bize doğru mu? Şunun için itibar verin katta harfle yazışımı gerek. Kanda yazılgan bası şunu da buluş gerek. Shift Enter. Yani birinci özgür uçuge, bu birinci özgür uçu open'ge kerdik ve open'ı bizge çıkarıp verdi. Yani bir de serious şekilde çıkarıp verdi. Ya ki biz data frame'imizi yazıp, itibar verin, ne için data da yazıp, bu kana kadar buyurulmaz, kana kadar standart çekilmez. Ben datanı, pandas data frame'ini, data deyip yükleyeyim ben. Demek data frame obyekti yaratırım, şu bu obyekti ben data deyip nomlayayım. Çünkü data deyip yükleyemez. Data, turbocaya kaos ve open. Demek ikkalasi ham bir xil muqobil sifatda ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari men mana bu 19.000 o'ziga ham kirishim mumkin. Aytdik mana bu yangi series obyekti paydo bo'ldi. Series sifatida chiqarib berdi. Ushbu seriesdagi birinchi indeksga, birinchi raqamda, birinchi pozitsiyada turgan indeksga qanday qilib kirardik? NumPy'de yoki listlarda 0 bu birinchi pozitsiyani bildirardi, birinchi qatorni bildirardi. To'g'rimi? Çünkü bu yerde hem 0 belirlememiz. 19. Demek ki birinci katordaki son 19. İkinci katordaki 25,79. İkinci katorun pozisyonu ise 1 getirin. Çünkü 0'dan başlayan item'de bu hakeza. Demek ki bana şimdi rakamlar gibi, bana şimdi aksesimiz var. Yani üstün ve yani bitti. Onge üstündeki rakamını hem kırta olan pozisyonu hem 0'dan başlayan. Endi esa iLock funksiyasi bilan tanishamiz. iLock Python'dagi juda ham muhim funksiya. Indekslash deyiladi. iLock'dan foydalanish, ya'ni ma'lumotga qaysidir ma'noda ingliz tilida access deymiz, kirish, ya'ni ma'lumotni ichiga kirish yoki indekslash deyishimiz mumkin. iLock bu muhim indekslash instrument hisoblanadi. Misol uchun men birinchi qatorni belgilamoqchiman. Birinchi qator. Mana bu birinchi qator. Shu birinchi qatorga kirmoqchiman. Qanday qilaman? Buning uchun data nuqta iLock iLock to'rtinchi qavs birinchi qator demak 0-chi pozitsiyada 0 ni belgilaymiz. E'tibor bering, birinchi qatorni bizga chiqarib berdi. iLockda ikki xil argumentlar bor. Qator argumenti bor, ustun argumenti bor. Ya'ni ustuni orqali kirishimiz mumkin dataga yoki murojaat qilishimiz mumkin yoki qator orqali. Demak, birinchi qator keladi, keyin ustun keladi. Yani bu yerde hazır 0'ni kirdik. iLock adaşmasdan, pandas adaşmasdan birinci qatar çıkarıp verdi. Birinci ustun nimas. Çünkü birinci ustun kirdi. Aynı savol tuğladı. Keçeriz. Birinci qatar kirdi. Aynı savol tuğladı. Qanday qilib birinci ustunni belgilashim mumkin de. Bunun için demek hazır biz birinci qatarını çıkardık. Çünkü birinci argumentimiz doim nima bo'larkan? Qator bo'larkan. Birinci ustunga kirish uchun xuddi shu kodni yozaman. Faqat ikkita nuqta variable qo'yma oldi. Bu nima degani? Bu deganiki barcha qatorlar degani. Yuqorida aytdik, doim birinchi qator keladi. Qatorlar, nechasi row deymiz, ha? Doim iLockda birinchi qatorlar keladi. Shuning uchun qatorlarni hammasi degan so'zni mana bunday belgilaymiz. Qo'sh tirnoq. Ikkala tomoni ham hech qanday son belgilanmaydi. Ve 0. 0 degani bu ustun. Endi virguldan keyin ustun o'zgaruvchisi ketadi. Shift Enter. Mana ko'rib turganingizdek, barcha qatorlar birinchi ustunga. Boshidagi 6 qator deydigan bo'lsa-chi?
Unde. Oldu. Demek başıdan başla. Hiç narsa koymayacağım ben. Nolden başlayın ve altı geçe. Ve birinci üstün diyoruz. Bana datamız paydo olduğunu kurtarıyoruz. Alt katar. Niye? Çünkü bana bir yerde katar özgür uçsuge. Tügeşini belirleyelim. Yani başlanışı belirlenmeyen, çünkü başlayan başlangıç, yani başlanışı hiç kanı kalbini kaptırmayan. Altı iç katorda tügeyecekti. Ve birinci üstün. Gelin üstünü ham kupaytıraydık. Yani başıdan başlayıp üç gece. Kurtürgenizde kendi üçte üstünü çıkıp gelin. Data özgür uçsuzluğa hala biz demek date'ni yani vakti indeksini belirle olmayan var yanıtımız eken kirin. Başka tamam başlığımız. Data set index set index like date. Hani endi yoruq zaylik tepedegi. Bu Bar bir bu yerda yangi data bo'lgan, yangi data sifatida ko'rsatganligi uchun o'zi avtomatik mana bu indeksni belgilayapti ekan. To'g'ri, demak mantiqan to'g'ri, chunki demak biz yaratayotgan yangi ko'rsatayotgan data bu yangi hosil bo'lgan data, bunga hali indeks belgilanmagan. Shuning uchun avtomatik ravishda 0, 1, 2, 3, 4, 5 deb belgilayapti. Bu yangi datamizni yangi data deb nomlasak bo'ladi. Daqiqa, hozir. Men boshqa buyruqni yozdim yoki. Ha, demak, to'g'ri. Yangi. Demak, yangi data, yangi, demak, oldingi datamizni kesib biz olti qator va uchta ustunni hosil qilib oldik. Endi birinchi ustunni qo'chmanib date'ni tashlab yuborishimiz mumkin, misol uchun bir. Demek birden başlandı. Nolden mas. Var iki. Birinci, ikinci sütundan koşalım. Demek I lock yordamı da bana şimdi datanı sodda kalıp aytkendi. Kesi oluşumuz mümkün. Kesişini yaxşı düşündüğünüzde böyle hemen. I lock düşünüş için oson. Demek birinci demek türlü aralıkları ifadelaşımız mümkün. Yok ki aynen join'ı görsetişimiz mümkün. Sağ için. Data. Da, I log. Demek birinci üstün, birinci katar. Demek vakit ne kadar yaptı? 2010 yıl, 6.29. Yaxşı demek bu yerde biz datamızını demek indeksi bu yerde bitti narsani ta'kidlash yodimdan ko'tarilibdi. Mana bu set index buyrug'ini o'zini qo'llaganimizda datamiz nafaqat o'zgaruvchi sifatida balki demak nafaqat vaqt o'zgaruvchi sifatida balki o'zi o'zgaruvchi sifatida ham saqlangan bo'ladi. Lekin bu yerda buyruqni biroz o'zgartirishimiz mumkin. In place true. Bunda aytaylik mana bu buyruqni boshqatdan yozaylik. Oh, nima uchun ikki xil javob chiqdi ekan? E'tibor bering, mana bu data endi o'zgaruvchi sifatida qayd etilmayapti. Bu indeks sifatida ko'rilyapti. Yangi datamız, yangi o'zgargan datamız endi. Endi date'ni nima sifatida ko'ryapti? Shunchaki vaqt indeksi sifatida ko'ryapti. Buni endi o'zgaruvchi sifatida ko'rmayapti. Nima uchun? Chunki mana bu set indeksni quyidagicha to'ldirdik. In place true deb to'ldirdik. Faqat date'ni nima sifatida ko'radi? Vaqt o'zgaruvchi sifatida ko'radi. Shuning uchun
birinchi qator birinchi ustundagi data mana bu 19 bo'lib chiqyapti mana bu 2016-29 emas chunki endi bu date endi o'zgaruvchi emas mana bu in place teng true qo'shganimizdan keyin demak iLock bilan ishlash juda ham oson intuitive va yana bir jihati iLockda asosiy jihati bu pozitsiya nuqtai nazaridan yondashamiz. Ya'ni indeks pozitsiyasi qanday? Demak, birinchi o'zgaruvchi qatorlar, ikkinchi o'zgaruvchi ustunlar bo'ladigan bo'lsa, indeksga nisbatan biz belgilaymiz. Ya'ni birinchi indeksni, keyin esa ustunlarni belgilaymiz. Demak, iLock funksiyasi bilan birgalikda log funksiyasi ham mavjud. Python'da log funksiyasi biroz farq qiladi. Log funksiyasida endi joylashuvga emas, balki qiymatlarga e'tibor beramiz. Misol uchun iLog funksiyasida ham mana datadan foydalanyapmiz. Data nuqta log endi iLog emas, logdan foydalanamiz. Index location emas, location ketyapti. iLog, index location. Benimce şuna kadar. Demek iLog'dan emas, log'dan faydalanamaz ve demek birinci index özgürlüğümüz kaysiydi. Şunu anaklaştırıp alışımız gerek bunda. Date index özgürlüğüsü. Doğru mu? Index özgürlüğüsü. Demek kaysi kıymetini görmek için. Misal için 2010 yıl 6.29'u görmek için. C. Virgül. Ustunlar nomi. Ustunlar nomi open, high, low. Misal için low deyelim. Enter. Oh, demek 17, 54. Bana bu kıymetini keltirip çıkartmış. Yani biz anıq görsattık. İtibar verin. İndeksin pozisyasını görsatma yapmış. İndeksini demek aynen kıymetini görsatı yapmış. 2010 yıl 06.29. Ve ustunda ham anıq nomini görsatı yapmış. Pozisyasını yemez. Şu noktaya nazardan log iLog'dan başka. iLog'da biz aynen pozisyasını görsatıyoruz. Log'da aynen nomunu yazıyoruz. İşletilişi türlü vaziyatlarda farklı. Kaysi bir vaziyatta log gerek oladı. Kaysi bir vaziyatta iLog gerek oladı. Misal için. Mesela okuyayım. Ben iki de ustununu tanılıp olmak için. Data. Log. Bunda ham, logda ham, mana bu ikkita nuqtani qoldirib ketadigan bo'lsam, barcha qatorlar degan. Va bunda ham birinchi qator argumentiga ta'rif berishimiz kerak. Bu yerda qator argumentiga aytyapmiz, hamma qatorlar deyapmiz. Va ikkita ustun deyapmiz. Ikkala ustunni list shaklida beramiz. Ya'ni bizda ustunlarimiz bor edi. Open degan ustunimiz bor edi, yana low degan ustunimiz bor edi. Katta harf bilan yozilgan. Agar xato yozadigan bo'lsangiz ham qizil chiqib qolishi mumkin. Demak, mana ikkita open, low va hamma qator. Demak, yana bir marta e'tibor bering. Logda biz ustunlarning nomlarini aniq keltiryapmiz. List shaklida. Demak, log va iLog orasidagi farq tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Lockning o'ziga xos yana bir jihati shundan iboratki, biz turli shartlarni bayon qila olamiz. Misol uchun data lock biz aytishimiz mumkinki, open ustunidagi 250'den past qiymatlarni ko'rsatmanga deyishimiz mumkin. Buning uchun data nuqta open yuqorida aytdik datadagi ustunlarga nuqta bilan ham kirish mumkin deb katta 250 demak shartni demak qatorlarga nisbatan shartni bildiryapmiz 250'den past
Çatlı kıymak. Bas kıymak. Bu yerde hata çıkardı. Hani biz kayırda hataya yol koyduk. Önce ting de biliyorsunuz gerekeli. Yok. Yok, yok, bu yerde başka hata yol koyduk. Yeni hatanı kolaptan sorarız. Serious, unhashable obyekt yaptı. Albatta bu yerda xatoni tushunib yetgandekman. Ha, lokni demak mana bu yerda elementar xatoga yo'l qo'yibman. Ha. Bunday xatolar uchrab turadi. Demak, to'rtcha qavs qo'yish kerak edi. Demak, 250'den open'ni 250'den kichik qiymatlarini chiqarib beradi. Ya'ni shart qo'yish uchun, qiymatlarga nisbatan shart qo'yish uchun iLock'dan emas, lock'dan foydalanishimiz mumkin. Çünkü iLock bu indeksler hakkında idi. İndekslerge şart koyuşumuz mümkün. Lekin bu yerde lock'ta aynen kıymatlarge, yani lock doğrudan doğru kıymatke müracaat kılgenliği için demek kıymatke şart koyuşumuz mümkün. Demek bu yerde 250'den fast kıymatlarını çıkarıp verişini soralım. Yok ki ten değişimiz mümkün. Eğer ten bolsa diyelim. İkisi teng bilgisi hakkında olduğunu yaklaşken. Demek iki de kıymat varken, 2014 yılı, 2017 yılı 250'ye teng varken, teng bölgen iken open. Yok ki şartlarını biz fakat bana bu adli şartlardan emas, murakkep şartlar bilen verişimiz mümkün. Misal için, demek bu yerde demek 250 dediğim olsak, 260 dediğim olsak, bana bu aralıklı sonlar okunu tasavvur kılayım. Bana bu aralıklı ben nazarda tutuşum mümkün. Sizin için bunu kanda ifadelişimiz mümkün. X katta 250'den ve 260 X küçükine 260'dan. Yani ve mantıklı bir liste ifadeniz. İkkelesi hem kanatlansın diyoruz. Intersection'da yani bor. İkkala şartning ham bajarilgan qismi. Bu oraliqni nazarda tutyapmiz. Xo'sh, buni qanday qilamiz? Buning uchun yana data blokdan foydalanamiz. Ctrl C. 250'den katta. Va mantiqiy belgisi. Shift bilan 7 ni bosadigan bo'lsangiz, klaviaturada harflarning tepasida turgan qatordagi shift bilan 7 ni bosadigan bo'lsak, mana bu va belgisi chiqadi. Va operatori data nuqta open kichik yoki teng 260 dan. Bu yerda xatoga yo'l qo'ygan ko'rinamiz. Qiziq. Qayerda xatoga yo'l qo'ydik? Demak, bu yerda qilingan xato mana bu mantiqiy operatorlarni ishlatayotganimizda qavslar qolib ketibdi. Har bitta shart uchun. Demak, 250'den 260 bo'lgan aralıktakilerini yine çıkarıp bir 260'dan kattası girmeydi. 250'den küçüğe girmeydi. Şimdi yoki operatör yani bar. Yoki operatör bar. Gelin bana tasavvur kılın. Şimdi ben bana bu aralıklarını belirlemek için. Yani 250'den küçük ya ki 260'dan katta yani mana bu aralık kirmaydı ortadaki aralık mı ki de çekirdeki aralık mı onda ya ki operatörden kullanıyoruz ya ki or bunu mana buna kadar mantıklı yamanlı çünkü mana bu doğru çizik bilen ifade demek ki ya ki operatörünü kullanıyoruz 250'den küçük 260'dan katta.
and ne örneği yani enter tepeste sort koyuş mümkün or yani ki ya ki ya ki için tura aldım de böyle hemen 250'den küçük Dakika, bu yerde burası. Ha, demek bu yerde burası. Demek 260'tan katta yok iteyim. 250'den küçük yok iteyim. Yani. Demek indi bana şu aralıkını görsetti. 250'den küçük yok iteyim. 260'tan katta yok iteyim. Demek bana şunu da mürekkep şartlarını yine koyuşumuz şartlarını ham koyuşumuz mümkün. Yani fakat o di şartlardan emas, mürekkep şartlardan ham yoki va mantiqiy amallardan foydalanishimiz mumkin.